Aşık Veysel, Türkiye Radyoları mikrofonlarında. Sayın dinleyiciler, türküleriyle, sazıyla tanıdığınız Aşık Veysel şu anda mikrofonumuzda. Bugüne kadar onun sadece türkülerini dinlediniz. Onun hakkında çıkan kitapları okudunuz. Biz sizlere onun yaşantısını, doğduğu ilk günden bugüne kadar birlikte izleyelim diye düşündük. Söze nasıl başlamak istersiniz? Size bırakalım Aşık. Tabii siz soracaksınız, ona göre biz de cevaplandıracağız mümkün olduğu kadar. İsterseniz bunu bir sohbet havası içinde yapalım. Evet. Doğumunuzdan başlayalım. Evet. Doğumum 1894'te dünyaya gelmişim. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş. Eve getirmişler. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda çiçek hastalığından iki gözlerimi kaybettim. Ama bu hayat 70 senelik bir hayat bir günde, bir ayda tamamlanacak gibi değil ve tamamlanamaz da. Fakat ben sorumuza karşılık bunları anlatmak mecburiyetindeyim. Evet. 1894 yılında doğduğunuza göre gününü hatırlıyor musunuz? Hatırlayamıyorum. Hatırlayamıyorsunuz. Çünkü ben o zaman günü ayı bilmiyordum ki. Küçüğüydüm. Tabii. Sonradan söylemediler mi? Hangi Hayır. mevsim mesela doğduğunuz? Mevsimini keşfediyorum. Sebebi Eylül veya Ekim arasında, Eylül'ün sonu, Ekim'in başlangıç sıralarında. Onu da şundan keşfediyorum ki o zamanlar koyunlar dağda olur, dağdan sağmaya giderler, gelirler. O şeyle hatırlıyorum, o mevsimde olacak. Böyle koyunların sağma zamanı olduğunu hatırladığınıza göre doğumunuzla ilgili annenizden, yakınlarınızdan duyduğunuz bir olay olmalı. Evet. Nasıl doğmuşsunuz? Olay işte bunun gibi, yol üzerinde dünyaya getirmiş. Orada kadınlar çarşafına, şuna buna sarmış, eve getirmişler. Yeni taze bir çocuk. İşte 7 yaşıma kadar evvelki anlattığım gibi gözlerim sağlamdı. 7 yaşımda kaybettim. Doğumunuz böyle yol üstünde olmuş. Evet. Anneniz giderken. Evet. Ve ondan sonra da bütün hayatınız yollarda geçti gibi bir şey sanırım. Evet, öyle oldu. O da Ahmet Kutsi Tecer Sivas'a marif müdürü olduğu zamanlar. Kaç yılında? 30'da. 1930'da. Evet. Yok. 1930'da. Evet. Orada bir şairler gecesi tertiplemişti. Çağırdı bizi. Gittik orada. Çaldık çağırdık. Ondan sonra serbestledik. O yana bu yana açıldık. Fakat evvelleri köyden dışarıya çıkmış değildim. Gidemiyordum. İşte ondan sonra Gusi Bey bize bir şey verdi. Kağıt verdi. Halk şairidir diye. Ondan sonra Adana, Mersin, hasılı bu ana gelinceye kadar 40 vilayet gezmişim. Kazalar hariç. Zaten 68 vilayet var. Evet. 1894 yılında doğduğunuza göre bu yıl şimdi 1964. Evet. 70 yaşını doldurmuşsunuz. Evet, içindeyiz. İçindesiniz. Evet. Ve 7 yaşında da çiçek hastalığına tutulduğunuza göre evet. Hiç acaba çocukluk günlerine ait, bu 7 yaşına ait, 7 yaşına kadarki olan yıllara ait evet. Gördüğünüz zamanların anıları var mı? Var. O çiğdem topladığım yerler, gezdiğim yerler bir rüya gibi şimdi hayal hayal kafamda yaşar. Biz sizin türkülerinizden de biliyoruz doğduğunuz yeri. Evet. Sivas'ın Sivri Alan Köyü. Evet. Peki
Babanızdan, annenizden de bahseder misiniz? Ailenizden. Babam çiftçiydi. İsmi Ahmet idi. Fakat Ahmet olduğunu köylü bilmezdi. Evet. Karaca diye anarlardı. Bir lakap. Karaca. Evet. Karaca Ahmet. İşte öyle anarlardı. Çiftçiydi. Tabii fakir bir adamdı. Annem ismi Gülizar'dı. İşte. İkisinin evet. Ölümü de 8 ay sürdü. Evvel anam vefat etti. Sonra 8 ay sonra babam. Çok yaşlı mıydı onlar? Öldükleri vardı zaman. Babam 70 yaşında vardı. Annem de vardı 60 falan. Şimdi annem rahmetlik Şubat'ın 24'ünde vefat etti. Babam dolandı 12. ayın 28'inde vefat etti. Peki başka kardeşleriniz var mıydı? Vardı. Kaç kardeştiniz siz? 3 kardeştik. Büyük abim vardı. Bir de küçük kız kardeşim vardı. Zaten çiçek hastalığından kalktıktan sonra ben tabii bir yeri bilmiyorum, gezemiyorum, evden dışarı çıkamıyordum. Evet. O küçük bacım Elif isminde, o beni tutar gezdirirdi. Çok zaman o gezdirdi beni. Onun çok şeyini gördüm, hürmetini gördüm. Eksine de düverdim çocuğu. Elif büyüktü değil mi? Küçüğüydü benden. Küçük. Küçüğüydü. En küçük hangisiydi? En küçük Elif. En Elif, büyüğü abim Ali. Ali. Ondan sonra işte ortanca ben. Fakat annemin evet. İki tane çocuğu benden büyük ablalarım. İkisi 3 günde çiçek hastalığından gitmiş. Sonra benden küçük birisi yine çiçek hastalığından gitti. Ben de işte bu derde müptela oldum. Peki 1930'da Ahmet Kutsi Tecer'in o Şairler Gecesi'ni düzenleyişine kadar evet. Aşağı yukarı 40 yaşına kadar köyde kalmışsınız siz. Kaldım evet. Ne yaptınız o zaman? Hep şiir mi yazardınız? Türkü mü söylerdiniz? Hayır, o zamanlar şiir yazmıyordum. Eski şairlerin şiirlerini, deyişlerini ezberliyordum, çalıyordum, söylüyordum. Babam rahmetlik çok bilirdi. Ezberlemişti eski aşıklardan. Hatta evvela şu şiiri bana Kulaptal'dan bir şiir ezberletti. Nasıldı? Takdirden gelene tedbir kılınmaz, ne kılayım çare ben şimdiden geri, yaram türlü türlü melhem bulunmaz, İstersen merhemi çal şimdiden geri. Geçti elden gitti muhabbet çağı, rahip bahçeye kurmuş otağı, yıkılsın çevresi bostanı bağı, el girsin bağına var şimdiden geri. Sen bir gonca gülsün iskife karış, İstersen gül oyna dilersen sarış, gönlün kim isterse ürfet et konuş, yarim sana destur var şimdiden geri. Kulaptalım bir sultana mailim, yüzsürü ben eşiğinde sayılım, haktan gelen tecellime kayılım. Kulaptalım yalan dünya vefasız, alemde bir yere düştüm davasız. Sen bana yar olman be hey vefasız, var kimin olursan ol şimdiden geri. Bunu ezberletmişti. İlk evet. Ezberlediğin şey bu. Kulaptal'dan. İlk ezberlettiği bu. İkinciye yine Kulaptal'dan bir şey ezberletmişti. Gönül arzu ediyor azmi didarı, yenilmiyor efkarımız ne acap. Şeyda bülbül gibi kılarım zarı, açılmıyor gülşanımız ne acap. Diye bir şiir. Evet, diye bir peki, şiir. Peki sizin ilk yazdığınız şiiri de hatırlıyor musunuz? İlk yazdığınız ve söylediğiniz, çaldığınız türküyü. Evet, ilk yazdığım 10. yıl bayramında, Cumhuriyet'in 10. yıl dönüm bayramında onu yazmıştım ve
Bizim nahiyede Ağaca Kışla nahiyesinde ilk olarak orada okudum. Onun sözleri nasıl? Atatürk'tür Türkiye'nin ehyası, kurtardı vetanı düşmanımızdan, canını bu yolda eyledi feda, biz dahi geçelim öz canımızdan. Sinesini hedef etti düşmana, ölmüşken vetanı getirdi cana, çekti kılıncını çıktı meydana, gören ibret aldı meydanımızdan. Bu uzun böyle gidiyor. Çekildi sancaklar, dayanmaz canlar, şarttan garibe gitti Türk'teki şanlar. O kadar paşalar, o zabitanlar ayrılmadı asla sağ yanımızdan. Dumlu Pınar sandıklının cephesi, dağları yıkıyor topların sesi, kahraman askerin hücum etmesi, cihan sele gitti alkanımızdan. Siz 10. yıl için yazdığınıza göre zaten 1894 doğum yılınız. Birinci Dünya Harbi'nde çocuktunuz. Hayır, asker. 1894, asker miydiniz? Askerdim. Onda da bir izdirap, acı duydum. O yılları anlatır mısınız bize? Bütün köylü asker oldu. Benim emsallarım da asker oldu. Ben köyde kaldığımdan çok müteessir oldum. Sebebi ise gidenlerin peşi sıra annesi, babası ve kardeşleri ağlıyor, sızlıyor. Çocuğum nerede kaldı, mektup gelmedi falan gibicesine. Onlar da bir memleket hizmetine gitti. Ben bundan mahrum kaldım diye çok üzüldüm. Çok şey çektim onda. Ben kendim eğer bir ne adi bir yahut da bir Allah'ın ne bir şey kuluymuşum ki ben bundan mahrum kaldım. Ben de geçse miydi şimdi? Herkes benim de yasımı tutardı, arzulardı, arardı gibicesine. Bu hususta çok acı duydum. Sonra nasıl gittiniz askere? Gitmedim. Yoktu. Göz yok ki neye alacaklar. Gittim yani dediniz de bana. Askerim dediğimin sebebi yaşım asker. Yaşıydı. Evet. Yaşım itibariyle asker olacaktım eğer gözlerim olsaydı o zamanlar. Askeriydim. Olmadığı için üzüldünüz. Evet, çok. Evet. Sonra İstiklal Savaşı oldu. Evet. O yıllarda neredeydiniz? Gene köyde miydiniz? Köydeydim. İstiklal Savaşı'nda köydeydim. Bu 1930 yılına kadar, Ahmet Kutsi Tecer Bey'in şeyine kadar, o Şairler Gecesi'ne kadar hep köyde kaldınız. Köyde kaldım. Fakat ufak tefek yerlere gittim ise de kıymetsiz. Asıl gezi ondan sonra başladı. Gezi ondan sonra başladı, evet. Siz soracak mısınız yoksa ben doğrudan doğru başlayayım? Evlenme ne zaman oldu? Kaç yaşında evlendiniz? Evlenme efendim 1335'te evlendim. Hı. Babam rahmetli, ben ölürüm, abisi bakmaz, bunu evereyim, çocukları olursa bunu tabii bakarlar gibi düşünerekten tuttu bizi everdi. Akrabalardan bir kız aldı. O da işte 8 sene kaldık beraber. 10 yaşında 10 günlük bir çocuğu, oğlan çocuğunun memeyi ağzında koydu. Öldü öyle. Sonra bir kız oldu, 6 aylık. Kızı da bıraktı, gitti, ayrıldı. O kız çocuğu da 2 sene yaşadı, o da vefat etti. Şimdiki bu çocukların annesi Hafi'nin Karayaprak köyünden. Onu aldık. Şimdi adı ne? Gülizar. Annenizin adı mı? Annemizin adı. Gençmişsiniz siz evlendiğinizde. 1914 falan itiyor, 1335. Birinci Dünya Savaşı'nın... 25 yaşımda olmuş oluyorum herhalde. Evet. Evet. İşte o zamanlar, şimdi bu çocuklar bu hanımdan 4 kız, 2 erkek bu hanımdan. İsimlerini de söyler misiniz? Büyüğün adı Zehra. Onun küçüğü Ahmet. Onun küçüğü Menekşe. Onun küçüğü Bahri. 5. Zekine, 6. Hayriye. En küçüğü Hayriye. Hayriye, evet.
Ahmet Bey'le beraber geziyorsunuz zaten. Evet. Değil mi? İlk evvela İbrahim diye bir arkadaşım vardı. Onunla gezdik. Kırha kadar. Kırhta ondan ayrıldık. Veysel Erkılıç isminde bir köylümüzle beraber gezdik. 20 sene. Küçük o, Veysel değil mi? Küçük onu Veysel. Herkes evet, tanıyor. Evet. Küçük Veysel. O 60'da vefat etti sizler ömür. Ondan sonra da Ahmet'le beraber geziyoruz. Yani Ahmet'le beraber de böyle kış zamanları geziyoruz. İş zamanları dönüyoruz köye. Ben köyde istirahat ediyorum. Ahmet de ziraatçiliğine uğraşıyor. Sivralan köyüne. Sivralan köyünde. Yani 70 yıldır köyü terk etmediniz gezmeler hariç. İdemem. Çok seviyor musunuz Sivralan köyünü? Seviyorum. Çünkü oradan teneffüs etmiş benim vücudum, kanım, her şeyim. O kokuyu unutamıyorum. Şimdi hatta çocuklara şunu tembih ediyorum. Ben öldüğümde annem nereden doğurmuş, getirmişse, hangi yoldan gelmişsem o yoldan götürün beni, bir yer tarif ediyorum. O doğduğum yere beni koyun. O yolu şimdi anlatabiliyor musunuz iyice? Yol? Bir yol var herhalde, o köye gelen yol. Köyün her bir tarafında yol var tabii. Hı. Ama o hangi bir yol olacak? O bir yol köyün kıblasına düşüyor. Şöyle bir kale var. Kaleden köyün önü dere. Oradan çıkıyor bir yokuş. Oradan kalenin başından aşıyor. Biraz gittikten sonra işte hasılı köye bir kilometre veya az fazla, o benim doğduğum yer. Oraya beni koyun diyorum. Dünyayı gördüğünüz yerde, dünyaya başladığınız yerde bitsin diyorsunuz. Öyle diyorum. Bu hikaye. Evet, öyle olsun diyorum. O zaman oradan doğmuşum, orada kaybolayım, gideyim. Peki ölümü nasıl görüyorsunuz? Ölüm için ne düşünüyorsunuz? Ölüm için kim ne düşünebilmiş ki, ben ne düşüneyim? Ölümü mübah biliyorum ben. Yaşamak kadar. Efendim? Yaşamak kadar değil mi? Evet. Yaşamak kadar. Nasıl doğuyoruz, yaşıyorsak elde. Sonunda yok olacağız, öleceğiz. Evet. Ölmek hakikaten yok olmak mı, yoksa devam eden nedir orada? Devam eden insanların bir geriye bıraktığı bir eserdir. Yoksa insanlar vücuten bir gün bakarsın yok olmuş gitmiş, ot gibi kaybolmuş. Ama insan olanlar bir eser bırakırsa o kendini yaşadır. Benim kanaatim böyle. Kendini yaşatacak insanların eseri. Nedir bu sizce? Mesela siz eser bıraktınız. Herkesin kendine göre bir eser var. O birisi mühendislik, mesela Mimar Sinan'ın bir eseri var. Evet. Herkesin kendine göre. O birisi kitap yazmış. Bunlara göre ayrı ayrı eserler var. Ama herkesin kafası neye çalışıyorsa, neyi kavrayabiliyorsa o yolda duruyor, onu ilerletiyor, onu gerçekleştiriyor. Şimdi bana kitap yaz desen yazamam, çünkü gelmez elimden. Ama sizin kaç tane kitabınız oldu? Ama onu yazan sağ olsun, herkes sizler gibi münevverler, onu kaybetmiyor, yazıyor. Ama benim yazı deyince benim elimde bir şey yok, ben yazamam. Bunun için de gerçekleşmez. Benim söylemiş olduğum sözü siz gibi münevverler gerçekleştiriyor. Biz sadece aracı oluyoruz. Asıl işi yapan sizsiniz. Kitaplarınızdan da bahseder misiniz bize? İlk hangi şey çıktı sizin üstünüze kitap? İlk olarak yine Ahmet Kutsi Tecer Bey şeydeydi, Ülkü Mecmuası'nda müdür idi. 44'te Aşık Veysel'den Değişler diye bir ufak bir kitap bastırdı. 33 mü falan işte, öyle bir şiirler vardı. Onu bastırdı. Ondan sonra bir Sazımdan Sesler diye ufak bir broşür yaptırdık.
Onu kim şey etti? Onu yine Ahmet Kusi Bey yaptı. Sebebi şuydu. Bir konser düşündü bizim için. Şimdi bilet falan demektense dedi, bunu bastıralım. Onu bilet yerine dağıtalım. Bize bir menfaat sağlamak fikriyle. Onu da bastırdı. İşte sattık mattık öyle. O kaç yılı hatırlıyor musunuz? Efendim? O kaç yılında oldu? Bu Sazımdan Sesler kitabını ne zaman? Onun yılını hatırlayamayacağım. 1944'ten sonra. 44'ten sonra oldu evet. 49 falan olsa gerek. Bildiğiniz başka kitaplar var mı? Benim için? Evet. Başka kitaplar şimdi eseri sattım şeye, Marif Kütüphanesi'ne İstanbul'da. Evet. Şiirlerimin tamamı orada çıkıyor. O 125 kadar şiir mevcut orada. Hayatımdan bahsediyor. Aşık Veysel ve Hayatı diyor şiirleri. Evet. Evet. Başka kitap çıkmadı daha değil mi? Hayır. Ama mecmualarda efendime söyleyeyim. Gazetelerde. Gazetelerde parça parça yazıyorlar, koyuyorlar. Onlar ayrı. Tüm olarak Marif Kütüphanesi'nde. Radyoda ilk defa ne zaman okundu türkünüz, onu hatırlıyor musunuz? Radyoda İstanbul'da idi. Evet. Radyo daha Ankara'ya kurulmamıştı. Oraya gittik. Deminden anlattığım gibi uzun bu işler, bir günde bir ayda biter gibi değil. Kısacasını evet. Konuşuyoruz. Mesut Cemil Bey vardı, Allah rahmet etsin. Vardık orada. Ama bir tavsiyeyle gittik oraya. Kim tavsiye etti? Şeyde Yedi Gün Metbaası'nın muharriri vardı İstanbul'da. Yedi Gün Mecmuası'nın. Evet. Ona İzmir'den mektup yazdılar. Gittik oraya verdik. Yedi Gün Mecmuası'nın muharririne. O da tuttu bize bir mektup yazdı. Gittik şeye. Beyoğlu'na. Orada Tokatyan Han'da çalışıyordu radyo. Evet. Mektubu verdik, açtı, okudu. Bir çalın da dinleyeyim dedi. Mesut Bey. Mesut Bey. Çaldık, dinledi. Akşamdan gelin saat 8'de dedi. Ama kendisi anlatıyor rahmetlik. Baktım diyor, ne bunlar, ne diyecek, ne konuşacak, ne bilecek diye düşündüm, baktım vaziyete diyor. Çalınca kendimi tutamadım gözlerimden. Yaş akmaya başladı diyor. Neyse gittik akşam üzeri. Dedi ki iyi söylen dedi. Dünyanın her tarafı dinleyecek. Ben de iyi her bir tarafa duyurmak için fazla bağırmak icap ediyor zannettim. Hızlı hızlı söyledim. Bitirdik. Dedi ki yo dedi, hiç kendini üzme. Yalnız kelimeler düzgün, açık olsun. Öksürüp pıskırman bu olur dedi. Yoksa ne kadar hafif söylesen duyulur dedi. Ondan sonra çaldık söyledik. İstanbul halkından bir çiçek yürüdü masanın üzerine. Biz tabii çiçeğini yapacağız dedik, masaya bırakıyoruz bunu. Orada da kapıda birisi bekliyormuş. Arapçili Mehmet isminde birisi, Gule dibinde. Kapıcıymış. Bir apartmanda radyoda duyunca koşa koşa gelmiş. Bizi oradan çıkar çıkmaz aldı götürdü. Evine götürdü. Bir çıktıktan sonra rahmetli Atatürk Dolmabahçe Sarayı'ndan telefon ediyor. Onlar kim idi bana gönderin diyor. Mesut Bey de çıktılar, adreslerini bilmiyorum diyor. Polis müdüriyetine telefon ediyorlar. İstanbul'u arıyorlar 12'ye kadar. Yok yok. Biz zemin katta adamın evinde çalıp çağırıp eğleniyoruz. Sabahleyin tekrar radyo evine geldik.
Mesut Bey dedi, yahu neredeydiniz, bir fırsat kaçırdık ki dedi. Hayrola neymiş? Mesele bundan ibaret dedi. E ne yapalım? Valla başka türlü bir şey yok elimizde dedi. Ben bir mektup yazayım. Yaver Şükrü Bey dedi, alın götürün, sazı da alın gidin bakalım ne çıkar dedi. Gittik. Vardık. Yaver Şükrü Bey'e mektubu verdik. Açtı okudu, ne yapayım dedi. Bu şansınız yardım etmedi. Akşam 12'ye kadar İstanbul'u alt üst ettik, bulamadık. Ama dedi, şimdi o bir keyif zamanıydı. Şimdi söylemek imkan değil, söylemem dedi. Öyle bir zaman gelir hatırlarsa, sizi nerede olursanız buldururum dedi. Ondan sonra gittik, hala gidiyoruz. Sonra görüşemediniz mi? Görüşemedim. Kaç senesinde oldu bu? Kısmet olmadı. Valla işte onu iyi hatırlayamıyorum. 33-35 arasında olacak bu. Evet. Peki Aşık, şimdi isterseniz türkülere, evet, türkülerde anlattıklarınıza, evet, eğilip sohbetimizi o yoldan sürdürelim. Nasıl olur? Nasıl efendim şimdi? Benim Toprak türküsünü, evet, çok severim. Evet. Toprak türküsünü de herkes seviyor zaten. Seviyorlar. Toprak gibi daha birçok türküler var. Var. Bunlar üzerine konuşabilir miyiz? Buyurun. Toprak için ne zaman yazdınız Toprağı? Toprağı efendim 44'te yazdım. 1944. Evet, şeyde idim. Çiftelekköy enstitüsünde idim. Orada harada adamlar vardı. Geliyorlardı, konuşuyorduk. Orada işte onlarla konuşup konuşurken işte bu hatırıma geldi, doğdu. Orada yazdım. Ben 6 enstitü gezdim. Evvela Arifiye, ondan sonra Hasanoğlan, Çifteler, Kastamonu, Gölköy, Yıldızeli, Ladik, Samsun, Akpınar enstitüsü. Orada kaldım. Orada 46'da ayrıldım. İzin alarak geldim. Daha da gitmedim. Zaten anneniz de babanız da siz de bütün zamanınızı köyde geçirmişsiniz. Çiftçi, evet, bir soydan gelince insan. Evet. Toprağa bağlılığınız, toprağa böyle sevişiniz bu yüzden mi? Hep bu yüzden toprak görüşüm, toprak çok büyük. Çünkü her şeyi o veriyor. Mesela benim bir şiirim var. Bir bahçe ekmeye teşebbüs ettim. O zamanlar şu hatırıma geldi. Tarlam sana 300 fidan aşlasam, tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Gücüm yetse hemen işe başlasam, kazma coşar, kürek coşar, bel coşar. Mühidime örnek olmak maksedim, sevinir evladım, söylenir adım. Hız ile yerirdim, olsa kanadım. Yolcu coşar, ayak coşar, yol coşar. Çalışırsan toprak verir, cömarttır. Emeksiz istemek dermansız derttir. Çalışmak insana büyük serfettir. Kese coşar, gönül coşar, el coşar. Yılda bir kez çiçek açan ağaçlar, hayatta insana ömür bağışlar. Her taraftan cıvıldaşır o kuşlar. Seher coşar, bülbül coşar, gül coşar. Güzelin kulağı küpeyi saklar. Ağacın yaprağı meyveyi koklar. Mehtaple birleşince yapraklar. Gölce coşar, mehtap coşar, dal coşar. Yelde adikçe sor ki dallar ne çeker.
durmaz inler, ırgalanır huy çeker. Demişler ki bu dertleri bu çeker, Veysel ağlar, saz iniler, tel coşar. Yani demek istediğim, toprak her şeyde cömerttir. Toprak kimsenin hakkını yemez. Toprak kimseyi aldatmaz. Yeter ki çalışmak, toprağı emele getirmek var. Yoksa toprak tam büyük, ne bileyim, nimet olmaz mı? Nimet olmaz. İnsanlara nasıl bakıyorsunuz? Mesela toprağa duyduğunuz güven, sevgi insanlar içinde var mı? O kadar kuvvetli mi? Biz çoğu zaman aldatırız birbirimizi. Çoğu zaman kötülüklerimiz olur, kinlerimiz olur, hırslarımız olur. Toprak gibi değiliz insanlar. Değiliz. Yani. Değiliz. Değiliz. Ama yine de var, içinde var. Ama nadir bulmak, aramak, herkes olamıyor. Toprak tabiatlı adam pek azdır. Çünkü insanların yaratılışında bir nefis diye bir şey var. Evet. O nefis olduğu gibi muhakkak bir yerde bakıyorsun, iddetleniyor, hırsa geliyor. Bunlar oluyor insanlarda. Ama toprakta yok bunlar. Toprağa ne kadar ceza yaparsan o kadar sevgi gösteriyor sana. Verim gösteriyor, veriyor. Ona hakaret ettikçe o sana iyilik yapıyor. Toprak. Ama insanların ufacık bir şeyine tokanırsan üç misli fazlasını yapmak istiyor. En azından. Evet. Ama yine de sizin türkülerinizde, sizin şiirlerinizde bu yaşamayı yüceleyen, büyükleyen bir şey var. Değil mi? Evet. Yaşamak önemli yani sizde. Önemli. Ama işte insanlar malum ya, benim sözlerim boyuna insanları iyi yola teşvik etmek, iyi geçinmek, kardeşlik destanında anlattığım gibi işte Allah birdir, peygamber hak, Rabbil alemindir mutlak, senlik benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası dediğim gibi. Bu olmasa iyi ama demek ki herhalde bu da bir tabiatın kanunu. Öyle olmasa o da olmuyormuş. Böyle lazımmış ki böyle yaratılmış. Çünkü siz bizi, biz sizi, öteki onu, o birini çekemeyecek, tenkit yapacak, o birisi daha iyi yapmaya çalışacak. Bu da lazımmış demek. Ama toprak tabiatlı olmak varken, böyle barış içinde anlaşarak, dostça yaşamak varken, evet, niye düşeriz birbirimize? İşte dedim, evvela demiştim ya, nefis var. Nefis diye bir nesne koymuşlar bize. O rahat koymuyor bizi. Siz insanların nefsini öldürmesini ve işte nefsim böyle istiyor, nefsime uyuyayım falan demesini çoğu zaman hoş görüyorsunuz. İyi yönden, yani yaşamayı sevmesi yönünden hoş görüyorsunuz. Evet. Çünkü İslam'ın bir de şeyi var, yanlış anlaşılan bir tarafı var. Sanki nefsini köreltmek, her şeye tevekkül etmek, evet, değil mi? Evet. Buymuş gibi. Halbuki hiç ilgisi yok, hayır, bunun. Hayır, öyle değil. Nefsini köreltmek, hiçbir şeyle ilgilenmemek, yani o bir ne bileyim ben, insanlığa bir faydalı bir şey olmalı. İnsan diye yaşayan insanlara muhakkak elinden gelen bir varlığını
milletine, memleketine yadigar olarak, hatıra olarak bırakması lazım. Ama o neme lazım dedi miydi? Olmaz. Benim şiirin birisinde öyle diyor ya. Hangisi? Vatan sevgisini içten duyanlar sıdk ile çalışır, benimseyerek milletine, ulusuna uyanlar demez neme lazım, neyime gerek. Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan. Babamız, dedemiz döktüler alkan, hüdüt boylarında can verip yatan. Saygıyla anarız şehit diyerek. Vatan aşkıyla çalışan kafa muhakkak erişir öndeki safa. Tesir nüfus olur her bir tarafa. Herkes onu büyük tanır severek. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka halka yarayacak bir iş tut. Çalıştır oğlunu, kızını okut. İnsan olmak için okumak gerek. Vatan bizim, ülke bizim, el bizim. Emin ol ki her çalışan kol bizim. Ay yıldızlı, bayrak bizim, mal bizim. Söyle Veysel, övünerek, överek. Aşık, isterseniz konuşmamızı son bir soru, son bir istekle bitirelim. Sizin son istediğimiz şu olacak. Bu 70 yıllık yaşantıdan sonra. Evet. Bizim bantlarımızda. Evet. Sizin böyle son bir yadigarınız olarak neyin kalmasını istersiniz? Ve isterseniz seslenin buradan bütün dinleyicilere. Sizi aşağı yukarı 40 ilden fazla gezmişsiniz. Orada gördüğünüz bütün dostlara, tanıdıklara, sizi sevenlere son olarak bir şeyler söyleyin. Şimdi işin sonuna gelmediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Tabii Allah göstermesin daha başı bu. Orada inşallah ileriye düşünürüz onu. Allah kısmet ederse. Ama şimdi ne diyelim? Allah'a ısmarladık gidiyorum desem belki ölmek yalan çıkar. İnşallah. Biz evet, yalancı efendim. Çıkmanızı isteriz. Ondan sonra efendim gelecekte gayb malum ya. Ona göre inşallah bir şeyler düşünelim de. Nedir? Hakikaten de şimdi ister. Mesela hastanede yattım Sivas'ta, bir şeyler yazdım. Herkes telgraf, telefon, mektup gönderdiler. Herkese cevap veremedim. Orada bir çıkınca bir şiir yazdım. Hepsini gönüllemiş olduk. Belki onu da dinlediniz. Hangisiydi? Hastanede 26 gün yattım. Telgraf, telefon, mektup her taraftan geliyor. Siz gibi dostlar Allah var etsin. Allah razı olsun. Onlara mektup yazmaya efendime söyleyeyim, telgraf çekmeye zaman bulamıyorum, yapamıyorum. Çıktıktan sonra şunu yazdım. Yarı yola vardım, geriye döndüm. Kestiler yolumu, gitme dediler. Meyve yetmeyince daldan düşmüyor, zamansız işleri tutma dediler. Bu hastahananın görecek günüm var, çekecek çilem. Yolculuk ne zaman, ben nasıl bilem. İleride yüküm var, onu da alam. Al götür yükümü, atma dediler. Bu hastahananın şu meziyeti, hekimin hastaya hüsnü niyeti, türlü dertten kurtarıyor milleti, sakın ol nankörlük etme dediler. Hemşireler inle vurur, acıdır, kimisi kardeştir, kimi bacıdır, tedavisi biten hep silacıdır, haydi git bekliyor Fatma dediler. Ölmez hatıralar, solmaz çiçekler, hekimler, ehbaplar başımda bekler. İnne, ilaç, tedaviler, gerçekler, daha bu ağrıya çatma dediler. Telgraf, telefon, mektup gelince, Sivas halkı gelip gönlüm alınca,
Veysel ağrıların geri kalınca selam yaz dostlara unutma dediler. O zaman hepsini gönüllemiş olduk. Biz de bu türküyle, bu şiirle gönülleyerek sohbetimizi burada bitirelim öyleyse. Olur. Çok teşekkür ederiz Aşık Veysel. Efendim.